Şimdi bir mor çorba yapalım. Bugün çok kıymetli bir onkoloğumuz gelecek. Biliyorsun morlar da son zamanlarda yeterince mor tüketin ki antioksidan var. Kansere karşı koruyucu etkisi var diyorlar. Nasıl yapacağız mor çorbayı? Neler hocam, olacak içinde? Hocam biz bugün mor çorba yapacağız. Bir brokoli ve bademli bir salata yapacağız. Bir de fırında brokoli yapacağız ama onu ben bir uzak doğunun pişirme tekniğiyle yapacağım. Genelde yağda kızartılarak yapılır. Biz fırında yapacağız. Hı hı. İçinde suyuyla beraber muhteşem bir pişirme tekniği. Çok güzel bir teknik olacak. Neler olacak mor çorbanın içinde? Mor çorbada şalgam suyuyla başlayacağız şalgam hocam. Şalgam suyu. İçerisine evet. Kırmızı pancar kullanacağız. Kırmızı soğan kullanacağız. Burada kırmızı lahanamız var, ondan kullanacağız. Birazcık da kurutulmuş domates kullanacağız. Kurutulmuş domates. Yani tamamen mor renklerden. İsteyenler buna az miktarda çekirdekli siyah üzüm, mor üzüm de katabilirler az miktarda. O da antioksidan oranını yükseltir. Peki, brokoliler içinde şey yapacağız hocam, bu tempura dediğimiz uzak doğu pişirme tekniğinde şöyle iki kase, bunun birisi un, birisi nişasta olacak, maden suyu kullanacağız ve yumurta. Bunların hepsini güzel bir bulamaç yapıyorsunuz, bunun içerisine batırıp fırınladığınız her şey kendi suyuyla rengini kaybetmeden muhteşem bir şekilde pişiyor hocam. Onu yapacağız. Ben şimdi bir tencereyle başlayayım istiyorsanız, bir tencere peki. Alıp çorbama. Sumak da kullanıyorsun değil mi mor çorbada? Baharat olarak sumak kullanacağız hocam. Çok da lezzet veriyor. Ekşilik, mayhoşluk katıyor. Bakın sumak hakikaten çok faydalı bir baharat ve kan yapıcı özelliği de var ve antioksidan. Mor renkli her şeyde bol şifa var. Mor üzümden, kara dut biraz yakında çıkacak, nar, aklınıza ne geliyorsa vişne, o da yakında çıkacak. Kırmızı havuç belki kullanabiliriz evet. Hocam. Buyur. Şimdi burada brokolileri haşlarken bir ufak bir püf noktası söylemek istiyorum. Gene biz buz kullanacağız hocam. Bunların rengi eğer çok haşlanırsa, birazcık suyun içerisinde kalırsa kötü bir renk alıyor ve koku salgılıyor. Biz bunun için gene bir şoklama sistemi yapacağız. Kaynayan suyun içerisinde birazcık kaynadıktan sonra buzlu soğuk suyun içerisine alacağız hızlı bir şekilde. Hem bu dolapta eğer brokoliyi siz başka bir zaman tüketim için saklarsanız ömrünü de uzatmış olacak böyle yaparsak hocam. Peki harikasın. Hocam şu anda biz mor çorba kaynamaya başladı. İçerisine kırmızı soğan kullandık. Kırmızı pancar kullandık. Kırmızı lahana kullandık. Ve şalgam suyu kullandık hocam. Şalgam suyu, kırmızı, bütün morları kullan. Hatta isteyenler buna birazcık çekirdekli mor üzüm de atabilir. Ve de baharat olarak ne kullanıyoruz? Şifalı bir baharat. Sumak. Yani mosmor bir çorba ama antioksidan oranı çok yüksek. Evet. Şu anda bu kaynayacak. Bunu isteyen, yani iri taneli halde kaşıkla da yiyebilir ama isteyen içmek istiyorsa da şöyle bir mutfak robotundan geçirip birazcık püre haline geldikten sonra da içebilir. Biz buna herhangi bir un, yağ zaten bir şey koymayacağız hocam. Kendi içerisindeki posasıyla beraber yoğunlaştıracağız. Çok da lezzetli oluyor biliyor musunuz? Tuz sakın koymayın çünkü şalgam suyunda tuz var. Cam şişede organik şalgam suları bile var. Dolayısıyla artık ülkemizde çoğu şey bulunuyor. İşsiz isteyin. Onun dışında bu mor çorbayı dediği gibi çok da lezzetli. Cildini güzelleştirmek isteyenler de kullanabilir. Kan yapıcı etkisi de var. Kemik iliğini güçlendirici etkisi var. Belki kemoterapi olanlar için de kemik iliğini doğal yolla desteklemek için yüksek demirde olduğu için faydalı olabilir. Peki şu brokoli konusunu sana soracağım ama Suharp Hoca'ya bir soralım. Bir şey çıktı, brokoli aman yemeyin kanser yapıyor diye. Sonra onkologlar dedi ki hayır yanlış, bu tarz değerli gıdaları indiler. Doğrusu hangisi? Bir kamyon yerseniz evet zararı olabilir. Ama makul miktarlarda kesinlikle rengi yeşil olan, rengi koyu olan hiçbir sebzenin ve meyvenin insana zararı olamaz. Bizim beslenmemizde en büyük düşman şeker. Yani yeşilliği bırakın siz. Şekerle uğraşın. Yani şekeri artık hayatımızdan silmemiz lazım. İnsanoğlu binlerce yıl şekeri hiç kullanmamış. Doğru. Şeker son işte bin yılın filan olayı. Doğru. Ondan önce bünyemiz bile buna, yaradan bizi buna göre yaratmamış. Onun için mümkün olduğunca hayatımızdan şekeri çıkarmamız lazım. Kanseri görüntülemede kullandığımız çok önemli bir görüntüleme yöntemi var. PET tomografi. PET tomografide biz kanseri vücudun nerede olduğunu bulabilmek için şekerli bir madde veriyoruz. O şeker her şeyi bırakıyor, nereye gidiyor? Kanserli hücrenin olduğu yere gidiyor. Yani dolayısıyla şeker... O besliyor onu. Evet, şekerle besleniyor ve vücutta hiçbir hücreye gitmeden kanserli hücre alıyor onu. İşini bitirince veriyor gerisini. Peki Ayvaz Şef, bugün biz şeker kullandık mı hiç mutfakta? Yok hocam, ben şu an şekerden de uzaklaştım. İşte şimdi Ayvaz Şef'in en büyük özelliği şu, biz her gün kafa kafaya veriyoruz. Lezzetli ve sağlıklı. Lezzetli ve diyet yemekler. Beyaz un yok bizim mutfakta. Beyaz şeker yok, kızartma yok. Mümkün olduğunca da mevsim dışı gıdaları pek kullanmıyoruz. Peki o zaman bak, brokoliden aferini aldık. Brokoliden şimdi bugün bir salata yapacağız hocam. Kırmızı lahanalı, içerisinde pancar olan
file bademli ve üzerine greyfurtların olduğu böyle güzel zeytinyağlı bir salat olacak ama lahana genelde çiğken yenilmiyor. Ben çok az bir tuzla beraber bunu ovdum. Hani birazcık yumuşamasını sağladım. Şimdi üzerindeki tuzu da yıkayacağım. Yıkadıktan sonra salataya kullanacağım. Bu mavi mi olmuş? Ben mi yanlış Tabii görüyorum? Bu şimdi birazcık tuzla olduktan sonra o yumuşamaya başlıyor. Sertliği gidiyor. Hani yemesi de rahatlık kazanıyor hocam. Sirkeyle mi? Sadece tuzla mı? Sadece tuz. Bazen sirkeyle de yaparlar. Sirkeyle yaptığınız zaman da bu turşusuna dönüşüyor. Anladım. O zaman daha çok dayanma süresi artıyor. Peki. Bir de biz tempura sosu dedik. Brokoli yapacağız. Brokoli çünkü genelde hani tüketilemiyor. Gerçekten tadı nötr olduğu için. Evet. Ama biz bugün uzak doğu tekniğiyle bir pişirme tekniği kullanıyoruz. Birazcık nişasta, yumurta ve maden suyundan oluşan bu karışıma batırıp bunları güzelce fırınlayacağız. Fırından çıktıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt yapacağız hocam. Harikasın. Hocam ben şimdi badem kavurmak için bir gene tava almam gerekiyor. Çok fazla da kavurup yakma ama genelde çok az çiğ sadece kullanım. O şeyi lezzet verecek almak kadar. Sen bu tavaları sevdin baya. Evet. İşimizi kolaylaştırıyor hocam. Hiç yağ koymadan şu an biz bu yapışmıyor mu bu tavalara Aybaz? Yok içerisi porselen, yüksek site porselenle kaplandığı için hocam yapışma sağlamıyor. Ne yapıyorsun file bademleri? Birazcık file bademleri. Şu anda benim salatam hazır oldu. Wow. Altına lahanaları birazcık tuzla ovduk. Yıkadık tuzunu sonra. Üzerine haşladığımız brokoliler, sarımsak, kırmızı pancar, greyfurt ve üzerine birazcık zeytinyağı, limonla. Zeytinyağı nerede? Zeytinyağı koyalım üstüne. Limon da koyalım. Bu zeytinyağı değil mi Ayvan? Evet evet hocam. Tamam. Sızma zeytinyağı biliyorsunuz. Yani yağın fazlasından kaçının ama bir miktar yağ da lazım. Şöyle çok file az bademden. Yakmadan file bademimizde. Ben onun üstüne diyorum ki esasında zerdeçal tadını bozar. Yani mesela ben alıştım zerdeçala. Belki birazcık da yine antioksidan baharatlardan olan birazcık da sumağı koyayım müsaadenle senin. Ama yoğurtlu zerdeçal sos yapılabilir hocam. Yani vallahi niye yoğurt, olmasın? Zeytinyağı, limonla çok da iyi, sos çok da iyi. Hem de rengi de güzel olur. Ben bunu Suat Tansan hocaya soracağım bakalım ne diyor. Bu salatayı onay alıyor muyuz sizden? Olağanüstü güzel, sağlıklı bir salata olmuş. Harika. Belki bunun üstüne de güzel bir haşlanmış balık da diftilirse bir öğün olur aynı zamanda. Mükemmel. Protein de olur değil mi? Peki Ayvaz, bu tempurayı söyler misin? Yağda kızartmadan tempurayı nasıl yaptın? Şimdi bu tempurada birazcık nişasta, un, yumurta ve maden suyuyla hocam. Bu böyle kıtırlık sağlıyor. Aslında bu yağda kızarmadı mı? Hayır, sıfır yağ. Sıfır yağ. Sıfır yağ. Yağda hiç kızarmadı. Yani zaten tepside kızarttık gördüğünüz gibi. İkinci partide kızarıyor. İçerisine hiç yağ koymadan. Burada aslında çocukları da kandırmak için bir teknik olabilir. Böyle çam ağacı şeklinde. Sunumu da güzel. Ya. Değişik bir şey. Brokoli yedirmeye Bir dakika bunda besin değeri güzel. Kızartılmamış yumurta. Hanımlar bunu esasında kabul günlerinde bile yapabilirsiniz. Kızartılmamış yumurta var. Besin değeri açısından iyi. Brokoli zaten şifa kaynağı. Başka neler var içinde? Belki üzerine sarımsaklı taze nane ile bir sos yapacağız. Sunumunu da değiştireceğiz hocam. Aslında bir parçacık yağ, az yağlı bir yoğurtla da besin değeri daha da artar. Bunu valla ilk reklam arasında yiyeceğim merak ettim. Sana teşekkür olsun. Ederim bademleri yakmadığın için. Şöyle hafifçe bir çevirdiğin için. Mor çorbayı anlatır mısın? Nasıl yaptın? Mor çorbada hocam kaynayan suyun içerisine kırmızı soğan, kırmızı pancar, kırmızı lahana bunların hepsini güzelce kaynattık. En son kaynamaya yakında şalgam suyunu ilave ettik. Kaynadıktan sonra ben birazcık blenderdan geçirdim. İçi taneli bir şekilde kaldı. İsteyen bunu taneli de yiyebilir. İsteyen mutfak robotundan tam püre halinde içilecek kıvama geldikten sonra da içebilirler hocam. Harikasın. Ellerine afiyet sağlık. Olsun. Hatta onun üstüne birazcık nar ekşisi ve biraz sumak da böyle serviste sumak konulabilir. Sumak eklediğim içine nar ekşisi de hemen ilave ediyorum hocam. Değil mi? Nar ekşisi de çok iyi bir antioksidan çünkü aynı zamanda. Peki çorbamız da sınıfı geçiyor mu mor çorba? Hem de nasıl. Ama bir tadına bakın bayılacaksınız. O kadar lezzetli ki böyle hem mayhoş hem de çok gözüm güzel. Orada zaten. Evet. Bu mu şimdi anlamadım. Bu incecik olmuş hocam, Ayvaz. Hocam o çocuklar için çam ağacı şeklinde brokoliydi. Bu da büyükler için aynı sosla brokolilerin uç kısımlarıyla beraber sosumuzu bulandırdık ve fırına verdik. Şöyle üzerine sanki sarımsaklı. Kıtır omlet gibi bir şey mi? Aynen öyle hocam. Çünkü zaten içerisinde hani o nişasta ve yumurtanın birleşeninden dolayı bir kıtırlık sağlıyor. Evet. Vallahi ellerine sağlık. Bunun tarifini Ayvaz Şef'in her gün tariflerini ben Twitter'da paylaşıyorum. Retweetliyorum. Kanal Türk'ün web sayfasına girip sağlıklı günler videolarını tıklayın. Veya akşamüstü ben her gün katılan değerli konuklarımızın videolarını ve yemek tariflerini de paylaşıyorum. Twitter'dan beni takip edenler hatta Facebook'tan onu görebilirler. Şu mor çorbada en son bir kuş üzümü uydurduk moru ama birazcık da ağza güzel bir tat versin diye. Evet.